Peki neden Tanrı'ya güveneceğiz? Ona güveneceğiz çünkü O bizim yanımızda. Bizi yalnız bırakmıyor. Hissedin ya da hissetmeyin, Tanrı bizimle birlikte. İnsanlara diyorum ki böyle hissetmediğini biliyorum. Hiç hissetmiyorsun. Ama bu gerçeği değiştirmiyor. O seninle birlikte. Umarım öyle olduğunu hissedersin. Çünkü bu şekilde cesaret alıyoruz. Ama Tanrı'nın varlığını hissedin ya da hissetmeyin, gerçek değişmiyor. Rab sizinle birlikte, seni asla bırakmayacağım diyor. Tanrı ne dedi? Seni terk etmeyeceğim, seni yüzüstü bırakmayacağım. Hisset ya da hissetme. Çektiğimiz acılar kısmında ne konuştuğumuzu hatırlayın. Bunların vakit kaybı olmamasının bir sebebi de Tanrı'nın depresyonu kendi işleri için, kendi amaçları için kullanabilmesidir. Hiçbir şeymişsiniz gibi hissettiğinizde bile ona olan güveninizi, ona olan imanınızı gösterebilirsiniz. Depresyona girdiğimizde Tanrı'nın var olduğu hissini kaybediyoruz. Tanrı yokmuş gibi oluyor. C.S. Lewis eşi öldüğünde şöyle söylemişti. Suratınıza bir kapı çarpar ve içeriden bir kilitleme sesi gelir. Ondan sonra da sessizlik. Depresyon böyle hissettiriyor. Tanrı uzakta mı? Hayır, ama böyle hissettiriyor. Ve bazen Tanrı'yı yanımızda hissedebilmemiz için yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Buna rağmen yanımızda olduğunu kabul ediyoruz. Bu arada imanın tanımı budur. Tanrı'nın varlığını hissettiğinizde ona iman etmek kolay, öyle değil mi? Peki ya onun varlığını hissetmediğinizde? O zaman zorlaşıyor. Ama o burada. Ve insanların bunu kabul etmelerine yardımcı oluyoruz. Yardımcı oluyoruz çünkü hissetmediklerine inanmaları zor. Ve insanlara depresyonun ne olduğunu öğretiyoruz. Danışmanlıkta ya da başka bir yerde olun, bunu anlamalarına yardım ediyoruz. Hepimiz bazen depresyona girebiliriz. Ve bunlar da onun etkileridir. Daha önce tanımladığımız konular sizi depresyona sokabilir. Normalleştirme sözcüğünü hatırlıyor musunuz? Yaptığımız şeylerden biri budur. Arkadaşım, herkes bunu yaşayabilir. Herkes depresif hissedebilir. Senin yaşadıklarını yaşayan ve aynı şekilde depresif hisseden bir arkadaşım vardı. Bu yüzden senin hissettiklerin normal. Anormal bir durum yaşamıyorsun. Senin yaşadıklarını kim yaşasa aynı şekilde hissederdi. İnsanlara baş etme yöntemlerini öğretiyoruz. Depresif olduğunda öfkeni nasıl kontrol edebilirsin? İnsanlar size daha önce hiç böyle bir şey yaşamamıştım. O yüzden kendimi tutamıyorum deseler. Doğru bir şekilde davranması, günah işlememesi için nasıl yardım edersiniz? Onlara streslerini nasıl yönetebileceklerini öğretebiliriz. Depresyon döneminde stres seviyelerini azaltabilmelerinde yardım edebiliriz. Farklı düşünmelerine yardım edebiliriz. Diğer insanlardan da yardım almaları konusunda onları teşvik edebiliriz. Depresyondayken insanların sizi yalnız bırakmalarını istersiniz. İnsanlara iyi etki vermediğinizi düşünürsünüz. Ama böyle düşünmek sağlıklı değildir. Etrafınızda insanlar olmalı. Pastör olarak bazen kendinizi toparlayıp insanlarla buluşmanız gerekiyor. Buluşmak istemezsiniz. Kesinlikle istemezsiniz. İstemediğim halde buluşmaya gittiğimde normal davranmaya çalışıyordum. Çünkü bu benim görevim. Gitmek istemesem de görev olarak gördüğümden dolayı benim için de iyi oluyordu. Çevrenizde insanların olması, sizin insanların içerisinde olmanız gerekiyor. Özellikle de kilisede. Ya siz insanlarla ilişki kurmalısınız, ya da sizinle ilişki kurmalarına izin vermelisiniz. Ve ayrıca fiziksel aktivite de çok yardımcı olur. Depresyona iyi gelir. Kilisemizde yakın bir arkadaşım vardı. Depresyonla mücadele ediyordu. O her sabah spora gidiyordu. Yüzüyordu, vücut geliştirme yapıyordu. Fiziksel aktiviteler duygularınızı ifade etmenize yardımcı oluyorlar. İyi değilseniz spor yapın, yürüyüşe çıkın. 20 dakikalık bir yürüyüş bile beyninizin, vücudunuzun kimyasını değiştiriyor. Bir pastör olarak depresyondaysanız pazar ibadetleri çok kötü geçiyor. Yalnızca gidip uyumak istiyorsunuz. Ama bunu yapmak yerine yürüyüşe çıkmak daha iyi. 20 dakikalık yürüyüşten sonra farklı hissetmeye başlıyorsunuz. Bu ruhsal değil. Bu biyolojik, bu kimyasal. Bu yöntemi uygulayabilirsiniz. Size bir hikaye anlatmak istiyorum.
Bu Edie Zierman isimli bir kadının hikayesi. Amerika'da geçiyor. Depresyonla mücadele ediyordu. Ve sonunda bir danışmana gitmeye karar verdi. Hristiyan bir danışmana. Tüm yılı depresyonla ve öfkeyle geçirdim. Ve bu süreçte çok fazla içtim. Sığındığım kiliselerden binlerce kez büyük veya küçük yaralar aldım. Oldukça yalnız bir yıl geçirdim. Diyor ki gittiğim ilk danışmana isteyerek gittim. Çünkü birinin yardımına ihtiyacım olduğunu biliyordum. Bu kişi benim düşüncelerimi imana yönlendirmeliydi. Bana yeniden müjdelemeliydi. Kilisede büyümüştü ama iyi şeyler yaşamamıştı. Kendisini anlayabileceğini düşündüğü için Hristiyan bir danışmana gitti. İmandan dönmeme bu kadar kalmıştı. Yeniden ayağa kalkmak istiyordum. Bu yüzden bana yardımcı olabilecek birini arıyordum. Güneşli bir sonbahar günüydü. Terapistin ismini hatırlamıyorum ama oldukça sert bir kadındı. Ve öğleden sonra olduğu için yorgundu. Ben koltuğa oturdum, o da sandalyesine oturdu. Aramızda masa vardı. Bu konuda ne öğrendiğimizi hatırlıyor musunuz? Ve kadın pencereye doğru dönük bir şekilde oturuyordu. Ama danışan orada değil ki. Neden oraya doğru oturuyorsun? Ben kadına hikayemi anlatırken, o not defterine bir şeyler karalıyordu. Ağlamaya başladığımda bana hiç bakmadan elini peçete kutusuna uzattı. Sen ne yapıyorsun? Ne kadar korkunç olduğunu görebiliyor musunuz? Ona hikayemi en başından anlattım. Eskiden imanda nasıl ateşli olduğumu ama bu ateşin zamanla nasıl söndüğünü anlattım. Ona çektiğim acıları detaylıca anlattım. Sabahları Tanrı'dan yardım bekleyerek kutsal kitabı okuduğumu ama sessizlikten başka bir şey alamadığımı anlattım. Ona nasıl içki içtiğimi, kiliseyi ve kafede o hiç tanışmamam gereken çocukla nasıl tanıştığımı anlattım. Ona dağılmaya ne kadar yaklaştığımı anlattım. Anlatmayı bitirdiğimde kalemini kapattı, ayağa kalktı, beyaz tahtaya doğru yürüdü. Sessiz bir şekilde tahtaya karşılıklı bakan iki uçurum çizdi. Bilirsiniz bunu birine müjdelerken kullanırız. Tanrı burada, sen buradasın, arada böyle bir uçurum var. Edie çok sinirlendi. O bu noktada değildi ki. Terapist onun İsa'ya en baştan gelmesi gerektiğini düşünmüştü. Berbat bir deneyimdi. Edie oradan ayrıldı. O dedi ki, anlattıklarımı duymadın mı? O gün o ofisten ayrıldım ve bir daha hiç geri dönmedim. O kötü bir danışmandı. Başka bir danışmana gittim. Sandalyesinde tam da karşımda oturuyordu. Bana nazikçe şöyle söyledi. Hadi anlat. Danışman benimle öyle bir konuştu. Beni öyle bir dinledi ki onda müjdeyi gördüm. Bu harika değil mi? Konuşmalarında ve dinleyişinde müjdeyi görüyordum. Bana diyordu ki, yaşadıkların çok zor. Karanlıkta sıkışıp kalmışsın. Ama başarısız değilsin. Sanki bana diyordu ki, Tanrı seninle birlikte. Hala seviliyorsun. Bir boşlukta asılı duruyorsun ama Mesih'in çarmığına serçe parmağınla sanki onu kaybedecekmişsin gibi tutunuyorsun. Eğer Tanrı'nın seni tutmadığını hissediyorsan, sen onu tut. Biliyorum zor durumdasın ama imanın en güzel yerindesin. Tam da olman gereken yerdesin. Sizi Uluslararası Kutsal Kitap Öğrenme ve Müjde Paylaşma Projesi'ne katılmaya davet ediyoruz. Bu genişletilmiş Hristiyan eğitim fırsatlarının dünyanın her yerindeki insanlara sunulup sunulmayacağı hepimize bağlıdır. Dualarınıza ve maddi desteğinize çok ihtiyacımız var ve bunu takdir ediyoruz. Daha fazla bilgi için tvseminary.com'u ziyaret edin.